şimdi çok önemli ve çok özel bir konuğumuz var. Hisar Hospital Intercontinental Hastanesi'nden çocuk cerrahisi uzmanı doçent doktor Ali Gözü Küçük şu anda hattımızda. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mete Hakan Bey. Benim için önemli ve özel bir insansınız. Çünkü geçtiğimiz pazartesi günü oğlumun da sünnet operasyonunu siz yaptınız. Elinize sağlık, çok başarılısınız. Hayırlı olsun tekrar diyorum. Çok teşekkürler. Siz iyiliğiniz. Süper. Bu arada eşim sizi bayağı bir araştırdı. Yani pek çok hastaneden, pek çok doktoru aradı, taradı, buldu ve en sonunda sizde karar kıldı ve size geldik. İyi ki de gelmişiz. Bu arada bugünkü konumuz tabii ki çocuklarda ev kazaları. Benim size birkaç tane sorum olacak. Çünkü bu ev kazaları çocuklar için en büyük tehlikelerden bir tanesi. Hangi yaş grubundaki çocuklar bu ev kazalarına en yatkın ve bu kazaların en sık görüldüğü türlerde neler? Bir de onları merak ediyorum doğrusu. Öncelikle herkese tekrar merhaba. Bir parka giriş oldu. Mesut Akın Bey beni yönlendirdiği için bunu söyleyemedim. Herkese iyi günler olsun diyorum. Teşekkürler. Kazasız bir gün olur inşallah çocuklar için. Umarım. Ev kazaları çocukluk döneminde sık gördüğümüz. Yani inşallah hiç kimsenin başına gelmez ama her günde birilerinin çocuğu geliyor bize, yaralanıp geliyor. Ne oluyor? İşte oyun oynarken salıncağa çarptı, sandalyeye çarptı, işte yüzünü çarptı, duvara çarptı, pencereye çarptı. Çarpmaya bağlı kesiler oluşuyor vücutta. Bunlara bir ev kazalarının bir tanesini bu oluyor mesela. Ne yapacağız? Bunları kanamayı üzerine baskılayıp ondan sonra hızlıca geleceğiz. Biz estetik olarak dikiyoruz. Yani dikmek gerekiyorsa bazılarını da yapıştırıyoruz mesela. İlla hani dikecekmiş bir önyargıyla da gelmemek gerekiyor. Bazısı dikmeye ihtiyaç olmuyor. Bazısı sadece pansumanla düzelecek oluyor. Ama bazılarında işte Allah korusun yoğun bakımlık bile olabiliyor. Çocuğun işte beyni etkileniyor falan. Bu ayrımı yapacak olan sonuçta hastanedeki uzman kişi. Mesela benim oğlum bir kez para yutmuştu. Bozuk para. O da bir ev kazası, evet haklısınız. Yabancı isim yutmaları dediğimiz, yani işte bozuk para en çok çocuk işte kardeşinden, abisinden her neyse parayı kaçırmak için ağzına atıveriyor. Bir anda konuşurken de yutuyor. Çok sıkıntılı değil. Nefes alabiliyorsa çok endişe etmesinler ama yine de tabii ki o para nerede kaldı? Biliyorsunuz işte yutunca nefes borusuna mı gitti, yemek borusuna mı gitti? Yemek borusuna giderse çok acil değil ama nefes borusuna giderse durum acil demektir. O zaman hızlıca hastaneye gelmemiz gerekiyor. Bir de yabancı isimler tabii ki sadece para, böyle batıcı yanıcı bir şey değil. Bunun ama bazen tehlikeli şeyleri de yutabiliyorlar. Yani işte iğne yutabiliyor. Özellikle genç kızlar dediğimiz, hani işte okula yeni başlayan türban takanlar türbanının iğnesini ağzına alıyor. İşte tam örtüsünü düzenlerken bir arkadaşı geliyor, bir şaka yapıyor diye ağzına çekiyor. Yani mesela bunu da gördük. İşte bu tür kazalar. Bunların hepsi ev kazaları. En kötüsü tabii ki ev kazaları içerisinde hiç olması istemediklerimiz yanıcı, yakıcı madde içme ya da üzerine sıcak su ya da işte yanıcı bir şey dökülmesi. Yani yanıklar da bir ev kazası. Mesela dün bir tane çocuk geldi, işte annesi ütü yaparken sıcak ütüye temas etmiş, eli yanmış. Yani bu tür şeyleri çok görüyoruz. Lütfen lütfen annelere, yani ricamız şu. Herkes konfor alanını rahat etmek ister. Yani işte elimin altında olsun, tezgahın altında olsun, kolay bulabileyim. Deterjanlar, ondan sonra yakıcı maddeler. Bunları lütfen küçük çocuğu olanlar, yani 5 yaşından küçük çocuğu olanlar daha yüksek bir yerde ya da kilitli alanda bulundursunlar. Bizim bir tek ricamız bu. Genellikle şöyle oluyor Mert Hakan Bey, işte ben evimde aslında altta kilitli yerde tutuyorum ama kayınvalideme gitmiştik. Orada çocuğum gitmiş deterjandan içmiş. Çok görüyoruz bunu. Yani lütfen kayınvalidenize giderseniz, başka yere giderseniz de çocuğunuzun takibini bırakmayın dememiz lazım. Çok üzülüyorum gerçekten de ev kazaları, yani çocuklar için çok sıkıntılı şeyler. Peki nasıl önlem almak lazım? Tehlikeli bölgeler, mutfaktır, banyodur, merdivendir. Ne gibi bir önlem tavsiye edersiniz ebeveynlere? En büyük tavsiyem şu. Lütfen evinizde her an çocuğun sizden kontrolsüz bir şeyler yapabileceğini hesaplayarak bu yakıcı, yanıcı, tehlikeli maddeleri koruma altına almamız lazım. Nedir? En çok deterjanlar. Biraz önce de söyledim. Deterjanlar kilitli bölgede ya da işte çocuğun ulaşamayacağı yüksek raflarda
bulundurmamız lazım. Kesici delici aletleri ortalıkta bırakmamamız lazım. Yani bu mesela bıçağa kolay ulaşıyorsa vücuduna zarar verebilir. Bir tane hastam geçenlerde rondoyu elleriyle tutmuş, kesici biliyorsunuz onun paletleri. Evet. Elini kesip gelmişti. Yani anne diyor ki pasta yapacaktım, yanımda duruyordu çocuk, bir anda elini atmış diyor. Yani gözünüzü açıp kapayana kadar hep böyle bir anlık olur zaten bunlar ve de buna hep kaza diyoruz. Ama yazık oluyor, telafisi gerçekten zor oluyor. Yani annelerden diyeceğim şu, lütfen ama lütfen küçük çocuk varsa, yani 5 yaşından küçük, bir de küçüklüğün sınırı da şöyle, mesela bakın 6 aylık çocukta da biz şunu çok görüyoruz. Hocam yataktaydı, arkamı döndüm, pat diye bir ses duydum. Ne yapmış çocuk? Yataktan düşmüş. En çok işte bugünlerde işte akşamları geliyor, yataktan düştü. İşte çocuk, bakıyoruz işte beyin travması geçirdi mi, bunu kontrolünü yapıyoruz. Yani 6 aylıktan itibaren demek ki 5-6 yaşına kadar çok yakın takip etmemiz gerekiyor. Ama evimizi de ona göre ayarlamamız gerekiyor. Yani işte aşağıda ulaşılabilecek yerlerle zararlı maddeler bırakmayacağız. Bir de çocuğu başı boş bırakmayacağız maalesef. Yani oyun odalarını da dizayn ederken sert köşeleri olmayacak. Yani mesela dün gelen hastam kafasını dolabın köşesine çarpmış. Lütfen çocuk oyun odalarındaki dolapları köşeli yapmayalım. Yani biraz daha künt yapalım ki çarptığında keskin kesesi olmasın. Dikiş atmak zorunda kaldık. Yani evet. Üzülüyorum ama bunlar hep başımıza geliyor maalesef. Hocam vallahi bilgi dolu, çok keyifli sohbet oldu. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Vallahi inşallah hiçbir çocuğun başına gelmez ama diyeceğim şu, çocuklarımıza dikkat edersek, korumaya çalışırsak en kolayı koruyarak tedavi etmek. Yoksa biz para kazanıyoruz, hani hasta gelsin diye bakarsak üzülürüm. Herkesin çocuğu kıymetli, biliyorum ki annelerin çocuğu en kıymetlisidir. Evet. O nedenle koruyucu önlem çok daha değerli. Yayına bağladığınız için de teşekkür ediyorum. Hocam.